Şimdiye kadar harcamalarımız bir de yakalandık çiçek çalarken, rezilliğimiz biz boyu. Yemin ediyorum evimiz kaça mal oldu diye. Ceviz, 3 tane de ceviz aldık. Şimdi de çektim. Ben de çektim, ünlü olayım. Çektim. Şimdi budama işlemi yapacaksın değil mi? Cevizi keseceğim dedin. Hepsini. Hepsini, tamam. Kes. 3 ceviz, 1 kayısı, 1 şeftali, 1 kiraz. Aldık. Başka ne istiyorsan seç. Evet, şimdi budama işlemini yapacakmış bu şekilde. Biz bunu götürüp 1 saat suda bekledik. Ama sonra toprağa dökeceğiz. Hepsini bir saat kalsın burada. Koy bir saat kalsın. Biraz da dibine biz de kum dökelim mi ektikten sonra? Hiçbir şey yok. Siz niye kuma koymuşsunuz? Çünkü açık almasın. Çıplak diye. Biraz da buraya bakalım, burada neler varmış. Burada da neler yokmuş ki neler. Her şey varmış. Çok güzel ama bunu ilkbaharda almak lazımmış. Şimdi bizim orada bunu kururmuş, öyle dediler. Eve alabilirsin canım. Eve alma diyen var. Ay, şu çiçeği de bayılıyorum bu arada. Şu çiçeği. Olmaz ki. Çiçek o. Çiçeği de tutmaz ki. Ay. Ben akşama kadar burada durayım. Bu çiçekleri izleyeyim. Bakmam. Çok güzel. Ben onun tasını Antep'ten getirdim valla. Yok, tasında kalsın. Bir de yakalandık çiçek çalarken, rezilliğimiz biz boyu. Yemin ediyorum çalıyorduk. Ben de size çekecektim. Diyecektim ki çiçekçiden çiçek çaldık. Çiçekçinin sahibi geldi ve bizi utandırdı. Ya baban çağırıyor bizi.
Evet, şimdi fidanlarımızı aldık. Pazarlığımızı da yaptık. Çiçeğimizi de çaldık. Çalarken de yakalandık. Bir çay bile ikram etmediler. Tamam mıyız? O 650. 650. Küçükleri var ama bak 100 lira. Şu küçükler 100 liraymış. Kızım bunlardan da evini almak istiyor. Al çok istiyorsan bir tane. Hadi saklayamayız şimdi ya. Eve. Bak lavanta. Benimkinden. O lavanta değil ki. Lavanta. Aa, lavantaymış. Üstüne lavanta yazıyor diyorum, o lavanta değil. Başka bir şey alacağız mı? Başka işte ilk sen baksın, ben baktım aldım, bize yeter o kadar. Yani biz siz yok da bahçemize o kadar, bu sefer o kadar. Bu arada yerlerini hazırlıyoruz. Çok yakın oldu orası. Öbürleri daha yakın. Senin de oradakiler. Tamam, siz bilirsiniz, tamam. Ne dikeceksiniz ki önce? Ay hangi meyveyi dikiyorsunuz? Biliyorum meyve, salak değilim. Bilmiyorum. O sırada hiçbir şey yok ama. He? O sırada hiçbir şey yok. Devam edecek de bir sıra öyle, bir sırada şeye. Tamam öyle sırayla ekin. Niye kenara ekmiyorsunuz ki, getirip bu tarafa ekiyorsunuz? Tam şunun hizasından başlayın işte. 1, 2, 3 diye devam edin. Birini de oraya. Doğru. Tamam. Okey. Oraya nasıl olsa çam falan bir şey çıkıyor. Evet, ilk fidanımızın yerini hazırlıyoruz. Meşhur kölet oluyor. Beceremedi. Kazmacı. Şu anda babişko eline aldı, dur bakalım. Şimdi sen git öbür fidanın yerini hazırla ilk sen. Bu arada sen git diğerinin yerini hazırla. Burayı açayım mı? Aç. Tam onun hizasına bak. Şimdi onlar fidanlarımızı ekerken ben de odaya birkaç odun atayım. Evi ısıtayım. Banyo ekiyorum şimdi. Can suyu vereceğiz. Bamyanın ekim zamanı mı değil mi ben de bilmiyorum ama gelmişken ekelim dedik. Şuraya da kızım soya fasulyesi ekti. Artık birkaç hafta sonra bakacağız. Neler çıktı, neler çıkmadı.
ıspanakları da ektik kızımla. 3 parti topladık, yedik. Benim videoları izleyen tanıdıklar alay etmişler. Bu ıspanaklar çıkmayacak. Ne biçim ektiler ana kız, berbat ettiler demişler. Ama 3 kere topladık. Hiç de berbat olmadı. Şimdi bu sırayı olduğu gibi böyle baştan başa bamya ekeceğim. Diğer sıraya da ben soya fasulyesi ekeceğim. Meksika fasulyesi ekiyorum ben de. Bak böyle yuvaları açtım. Koyacağım. Bakın. Her yuvaya bir tane koyuyorum. Şimdi güzelce üstünü kapatacağım. Hepsine birden can suyunu vereceğiz. Buraya bir tane daha kaçtı elimden. Olsun. Şimdi güzelce kapatalım üzerlerini. Fasulyemi, bamyamı ektim. Ama nefes nefese kaldım tabii ki. Üzerinde tırmıkla düzelttim. Şimdi can suyunu vereceğiz. Dediğim gibi 1-2 hafta sonra tekrar gelip kontrol edeceğiz. Şurada bir şey çıkmış. Onu merak ettim. Bir bakayım. Hiçbir şey de değilmiş. Yabani ot. Yabani otmuş. Hangi otlardan? Şu küçükler var ya, sen bana yiyormuştun. Ama onlardan getirmemiştim ben. Bir bak bakalım, o mu? Benziyor. Olsun. Beğendiysen al. Şimdi daha önce bir video çekip yayınlamıştım arkadaşlar. Evimiz kaça mal oldu diye. Evet, çok haklısınız. Orada doğru düzgün bilgi vermemişim. Normalde evimiz daha bitmedi. Çift daire bu. Karşıdan şimdi özellikle çekip size göstermek istedim. Böyle çift daire. Bir tanesinin pencerelerini, kapısını taktık. Ama diğerinkini daha takamadık. İnşallah onu da yakın zamanda takacağız. Şimdiye kadar harcamalarımız 100 TL civarında tuttu. 95-100. Ama daha içinde çok eksiği var. Yerleri yapılmamış, duvarları yapılmamış. Sadece kaba sıvası yapıldı şu anda. Biliyorsunuz arsamızı 7,5 dönümdü arsamız. Arsamızı da 200 TL'ye almıştık. Yani 200 bin TL'ye almıştık. 100-110 kadar da eve verdik şimdilik. Etti 310 TL. Bakalım zamanla size ara ara bilgi vereceğim, fiyat bilgisi de vereceğim. Zaten bahçemizdeki ektiğim fidelerin gelişmelerini falan sık sık göstereceğim, çekim yapacağım. Şu anda dediğim gibi örgü videoları koyuyorum sahip doldurmak için. Ama yakında onları kaldıracağım. Abone ve saatimi doldurduktan sonra tekrar bahçe hayatıma geçiş yapacağız. Birisi de fidanların yerini hazırladı. Şimdi herhalde fidanları ekmeye geçiyoruz. Değil mi? Evet. Heh, şimdi geçelim. Fidanlarımızı ekelim. Can suyunu da verelim. Arkadaşlar şurada tulumba yaptırmıştık. Onu da size göstereyim. Daha önce de göstermiştim ama bir daha göstermek istiyorum. Belki görmeyenler vardır diye tulumbamızı yaptırdık. Ama daha hiç su çekmedik. Şimdi çekeceğiz herhalde içinden. Su basma. Basma, orada sarımsaklarım var benim. Bakın buraya sarımsak ekmiştim. Sarımsaklarım da bayağı, bakın bayağı büyümüşler. Bu tarafta yine ıspanaklarım var. Onlar da büyüyecekler bir parti. Yine gelip toplayacağız. Suyun içinde bir saat bekletin demişti. Bir saat oldu. Şimdi ekelim onları. Cevizleri şöyle bahçenin tam, biz bahçenin ayağına deriz, siz ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi getir fidanımızı ekelim.
Zaten aşağıda, bahçenin aşağı kısmında kümesimiz var. Kümesin etrafına cevizleri ekmek istiyoruz. Hem tavuklarımıza gölgelik olur, hem de pisliği de evimizin bahçesine gelmemiş olur. Bu arada Nicolette de orada ot topluyor. Onları boyayacaksak vazoya koyacakmış. Bakalım. Nicolette'i takip edenler de oradan bakarlar artık ne yaptığını. Merak ediyorlarsa. Bir taraftan da sinekler ağzıma doldu. Hadi getir. O ne? Belli demiştin ama hiçbir de belli değil. Cevizleri ayır. 3 tane bir ayır kenara. Ha, tamam. Şunu da söylemek istiyorum. Bugün 4 Ocak mı? 5 Ocak mı? Bugün 4 Ocak. Gerçekten bahar gibi bir hava var. Burası Çorlu, Ergene. Ergene'nin bir köyü. Gel şunu tut denmez. Gelir misin? Bunu tutar mısın denir. Geldim ve tutuyorum. Evet. Şimdi fidanımızı ektik. Kör gözümü de göremiyorum. Evet. Toprağını verdik. Biraz sonra tulumbamızdan su çekeceğiz. Ama kökünü zedelersin. Bunların üçü de ceviz mi? Üçü de ceviz mi? Adam dibini yutmuş. Ne desem de he he he. Hiç cevize de benzemiyor ama.